sıcak bir çorba. Günaydın baba. Günaydın baba. Günaydın çocuklar. Baba, annem nerede? Anneniz kahvaltıya gelemeyecek. Biraz üşütmüş, şimdi uyuyor. Canım annem benim. Merak etmeyin, anneniz hemen iyileşecek. Bakın, size omlet yapıyorum. Omlete bayılırım. Baba çok güzel yaptın. Hoppa! Baba gidiyor. Yakaladım. Hadi şimdi sofraya. Omlet çok güzel olmuş. Ellerine sağlık babacığım. Afiyet olsun kızım. Anneme de kahvaltı hazırlayacak mıyız? Elbette. Kahvaltıdan sonra da anneniz için çorba yapacağım. Ben de annem için bir şeyler yapmak istiyorum. Çorbaya yardım edebilir miyim babacığım? Tabii ki. Ben de yardım etmek istiyorum. Canım yavrularım benim. Hadi önce kahvaltımızı edelim. Bizim evin bacasında sıcacık sevgi tüter. Çünkü biz bir aileyiz, herkes birbirini çok sever. Bizim evin bacasında sıcacık sevgi tüter. Çünkü biz bir aileyiz, herkes birbirini çok sever. Canım annem biraz üşütmüş, dinlenmesi gerekli. Şimdi sıcak bir çorba yapmalı, gözlerinin içine bakmalı. Bizim evin bacasından sıcacık sevgi tutar. Çünkü biz bir aileyiz, birbirimizi çok severiz. Çorbamız için soğan lazım. Ben hemen getiririm babacığım. Babacığım soğan geliyor. Yakaladım. Domates de alabilir miyim? Domatesleri ben getiririm. Ah babacığım, böyle ağlama ne olur. Beni de ağlatacaksın. Soğana biraz daha yaklaşırsan ağlayacaksın zaten. Domatesi getirdim baba. Kırmızı domates, sever onu herkes. Şimdi biraz tuz lazım. Tuz, ben getiririm. Acaba hangisi? Bu mu? Yoksa bu mu? İşte bu. Tuzu getirdim babacığım. Teşekkür ederim kızım. Tuzumuzu da koyduk mu? Çorbamız neredeyse hazır. Tadına bakalım mı baba? Nasıl olmuş acaba? Nasıl olmuş baba? Çok şekerli. Nilo'ya tuz yerine şeker mi verdin yoksa? İkisi de beyazdı. Karıştırdım galiba. Gitti bizim çorba. Ne yapacağız şimdi? Kapı çalıyor. Babaanne! Kızım için çorba yaptım. Bunu içsin. Hiçbir şeyi kalmayacak. Anneciğim çok teşekkür ederim. Canım babaannem benim. Canlarım benim. Anneciğim sana çorba yapmak için çok uğraştık. Ama tuz yerine şeker koyunca yapamadık. Canım yavrularım. Ama annemin yaptığı çorbayı dökmeden sağ salim getirmeyi başardık.
teşekkür ederim. Babaannem dedi ki bu çorbayı içersen hemen iyileşirmişsin. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun kızım. Benim için yaptıklarınızla beni o kadar mutlu ettiniz ki daha şimdiden iyileştim. Yoğurt. Kuru fasulye ve pilavın yanında yoğurdu çok seviyorum. Nefis. Afiyet olsun kızım. Anneciğim bir kase daha yoğurt alabilir miyim? Yoğurdumuz kalmadı kızım. Yenisini yaparsın değil mi anneciğim? Yaparım kızım. 4-5 saat içinde hazır olur. Çok uzun sürüyormuş. Ben bu kadar saat nasıl beklerim? Eğer istersen yoğurdu birlikte yapabiliriz. Böylece zaman çabuk geçer. Tabii isterim anneciğim. Hadi öyleyse başlayalım. Merhaba Minis. Anneciğim sütü ben sağarım. Peki kızım. Benekli annemle yoğurt yapacağız. O yüzden biraz süt alacağım senden. Süt almam gerekiyor. Bana azıcık izin verir misin? Minis dur! Oyun zamanı değil şimdi. Minis dur! Gıdıklanıyorum. Kaynayan sütümüz iyice ılımış. Şimdi mayasını koyabiliriz. Böyle mi anneciğim? Evet tatlı kızım. Şimdi yoğurdun mayası tutsun diye biraz beklememiz gerekiyor. Ne zormuş yoğurt yapması. Aksine çok basittir yoğurt yapması. Sadece biraz sabretmen gerekiyor. Anneciğim zor olan zaten sabretmesi. Yoğurt, yoğurt. Yemeklerin yanında hep onu ararım. Yoğurt, yoğurt. Olsun sofra mı olurmuş şaşarım. Yoğurdu her gün yerim, onu çok severim. Bir kase daha isterim. Anneciğim bana yoğurt yapar mısın? İçine mısır ekmeği koyar mısın? Anneciğim bu yoğurt çabucak olmaz mı? İçine biraz daha çilek koysak olmaz mı? Kontrol edeyim kızım. Biraz daha vakti var. Bu yoğurt da çok nazlıymış. Hala olmadı. Tatlı kızım, istersen biraz dışarı çık. Zaman daha çabuk geçer. Tamam anneciğim, biraz daha bekleyeyim. Olmazsa bahçeye çıkarım. Peki kızım. Anneciğim ne yapıyorsun? Bezelyeleri buzluğa koyuyorum kızım. Neden? Böylece bezelyeler hemen donacak ve onu kışın da yiyebileceğiz. Anladım. Buldum. Yoğurdum hemen olacak. Anne. Anneciğim benim yoğurdum oldu. Öyle mi? Bir gidip kontrol edeyim. Anneciğim yoğurdum buzlukta. Buzlukta mı? Evet, daha çabuk olsun diye onu buzluğa koydum. Ama bu artık yoğurt değil ki. Bu buzlu sütü olmuş. Aa, bakayım. Donmuş. Anneciğim özür dilerim. Aceleci davrandım. Yoğurdu bozdum. Üzülme kızım.
Biz de tekrar ısıtıp yeniden mayalarız. Ama bu defa daha çok beklemen gerekecek. Peki. Yoğurdumuz olmuş. Olmuş mu? Evet. Seninki olana kadar bu yoğurttan yiyebilirsin. Canım annem benim. Yoğurt nefis olmuş. Afiyet olsun yavrum. Paylaşımlarımdan anında haber almak için iyi olun. Oyun hamuru. Tospis bak oyun hamurundan ne yaptım. Mete bak oyun hamurundan ne yaptım. Aynı tospis gibi oldu. Biraz yamuk olmuş sanki. Bakayım. Haklısın Mete, bu biraz yamuk olmuş. Ben de başka bir şey yaparım. Bu defa çok değişik bir şey yapacağım Mete. Öyle mi? Ne yapacaksın? Yaptım bak. Rın rın düt. Ama benim arabam daha parlak ve daha hızlı. Öyle mi? O zaman ben de başka bir şey yaparım. Peki. Mete her yaptığıma bir bahane buluyor. Şimdi başka bir şey yapacağım. Mete bak, sandalye yaptım. Bakayım. Aa, gerçekten sandalyeye çok benzemiş. Ama Nilo'ya ben bunun üstüne oturamam ki. Bak. Ah! Bak düştüm işte. Haklısın Mete, bu da olmadı. Şimdi başka bir şey yapacağım. Yumuşacık hem temiz kokulu. Kırmızı, beyaz, yeşil, turuncu. Ne kadar da zevkli bir oyunmuş bu. Mete, niçin benimle oynamıyorsun? Biliyorum, benim gibi şekil veremiyorsun. Olsun. Zaten şekiller hep yamuk oluyor. Olsun. Hiçbir şey yapmam. Nilo'ya ne yapıyorsun? Hiçbir şey Mete. Ama neden? Hiçbir şey yapmamaya karar verdim. O zaman ben bir şeyler yaparım. Bak, şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Bak ne yaptım. Şapka olmamış Mete. Sanki biraz büyük gibi. Peki o zaman ben de biraz küçültürüm. Bu nasıl oldu? Mete bu da olmamış. Ama neden? Baksana çok küçük. Madem öyle ben de başka bir şey yaparım. Evladım, sen de ne yapsan memnun olmuyorsun. Başardım. Bunu beğeneceğini biliyordum. Beğenmediğimi hiç söylemedim ki Mete.
Sana şaka yaptım sadece. Nilo'ya ben de senin gibi şaka yapmak istedim. Seni kırdıysam özür dilerim. Hiç kırılır mıyım sana Mete? Sen benim en iyi arkadaşımsın. İşte buna çok sevindim. Şimdi çok güzel bir şey yapacağım Mete. Ben de çok güzel bir şey yapacağım. Oyuncak şehir. Çok güzel bir oyuncak şehir yapacağım. Nilo'ya, Murat. Oynadıktan sonra oyuncaklarınızı toplamayı unutmayın, olur mu? Olur anneciğim. Ben topladım bile. Bütün oyuncaklarımı yerine koydum. Mis gibi oldu. Aferin abi. Nilo'ya senin odan ne kadar dağınık böyle. Baştan yapacağım. Nilo'ya sana yardım etmemi ister misin? Olur abi. Çok büyük bir oyuncak şehir yapmak istiyorum. O zaman başlayalım. İşte ilk evimiz hazır. Ev çok güzel ama hiç penceresi yok abi. Penceresiz ev olmaz ki. Haklısın Nilo'ya. Evin penceresini unutmuşum. Bozup tekrar yapacağım. Ama? Kapısı yok. Haklısın Nilo'ya. Nasıl unuturum böyle bir şeyi? Hiç kapısız ev olur mu? Şimdi evin alt kısmını bozup yeniden yapacağım. Bütün ev dağıldı. Hiç sorun değil Nilo'ya. Baştan yaparım ben de. Evet. Nasıl oldu? Evin kapısı biraz yukarıda olmuş sanki. Yukarıda mı olmuş? Bakayım. Evet, yukarıda olmuş. Ne yapacağız şimdi? Ah, kapının önüne merdiven yapalım abi. Böylece bebeklerin merdivenleri kullanarak evin içine girebilir. Bu çok güzel bir fikir. Hemen merdiven yapalım. İşte oldu. Sonunda ilk evimiz hazır. Abi, şimdi de bir park yapalım. Hadi yapalım. Kendime güzel bir ev yapmak istiyorum. Güzel olmayınca çok sıkılıyorum. Sıkılınca yine bozuyorum. Bozulunca yine yapıyorum. Yine bozuyorum. Bir yapıyorum, bir bozuyorum. Sıkılırsam yeniden yapıyorum. Bir bozuyorum. Altın otopark bile yaptım. Evet, çok güzel oldu. Rın rın rın. Arabamla çıktım yola. Oyuncak şehrimi turlamaya. Dur ben de geleyim seninle Nilo'ya. Rın rın. Şimdi de teleferiye bineyim havalimanına gidelim. Uçağa benim karşı mahalleye gidelim mi abi? Olur. Nilo'ya. Biri beni çağırıyor. Nilo'ya bahçeye gelsene. Nehir kenarında piknik yapacağız. Oyuncaklarımızı da aldık. Tamam. Bekleyin beni. Hemen geliyorum. Duydun mu abi? Bugün piknik yapacağız. Hadi sen de gel. Olur gelirim. Az kalsın unutuyordum. Nilo'ya neden böyle yaptın?
yaptım abi? Bir şey mi yaptın? Evet, oyuncakları topladın. He, oyuncaklar. Evet abi, oyun bitince oyuncaklarımı yerine koydum. Şimdi dışarıda oynama zamanı. Anne, ben de odamı topladım. Bahçeye çıkabilir miyim? Tabii kızım. Odam mis gibi oldu değil mi abi? YouTube sayfamı üye olmak için tıklayın. Küçük pastacılar. Mete, hadi gel. Basket maçı yapacağız. Olmaz Nilo'ya, gelemem. Neden Mete? Postacıyı bekliyorum da ondan. Postacıyı mı bekliyorsun? Ama neden? Dayımdan mektup bekliyorum. Bence boşuna bekliyorsun Mete. Artık kimse mektup yazıp yollamıyor. Benim dayım yazar. Sen bilirsin Mete. Günlerce beklemen gerekebilir. İstersen biz de seninle bekleyebiliriz. Öyle değil mi abi? Bilmem. Eğlenceli olur mu ki? Postacıyı beklerken topla oynayabiliriz. Böylece sıkılmamış oluruz. Ne dersiniz? Bu fikri sevdim. Hadi o zaman başlayalım. Dur, kaçma. Seni yakalayacağım. Yakaladım. Top bende. Aha, şimdi geri alacağım topu. Topu ben alacağım. Yakaladım. Alamazsın ki. İşte kaptım. Top bende. Postacı. Hani nerede? Bakın orada. Aa, gerçekten postacı. Koşun gidiyor. Postacı dur. Dayımdan mektup bekliyorum. Postacı. Postacı amca bekle. Gitti. Bakın postacı bir kutu düşürmüş. İçinde mektuplar var. Bu mektup Mine'nin babasına gelmiş. Ama postacı gitti. Bu mektup ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Buldum. Bu mektubu sahibine biz ulaştıracağız. Peki ya diğer mektuplar? Kutuda ne kadar mektup varsa hepsini dağıtırız. Bu harika bir fikir. Hemen başlayalım. Nerede kaldı bu postacı amca? Kaç gündür gözümüz yollarda. Sevdiklerimizden bir haber var mı? Hepimiz bekliyoruz heyecanla. Postacı amca, postacı amca, gel artık bizi mektupsuz bırakma. Sepetindeki mektuplar bana mı yoksa Mete'ye mi? Sevdiklerimden ne haber var? Nerede kaldı bu mektuplar? Postacı amca, postacı amca, seni bekliyoruz büyük bir heyecanla. Gel artık bizi merakta bırakma. Postacı. Aa, Nilo'ya, Mete, Murat. Merhaba Elif. Bugün postacı amca kutusunu düşürünce mektupları biz de atmaya karar verdik. Bu mektup size gelmiş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz Elif. Güle güle postacı arkadaşlar. Sadece bir mektup kalmış. Bakalım kime gelmiş. Aa, bu zarfın üstünde senin adın yazılı. Benim adım mı? Bu mektup bana mı gelmiş? Evet, bu mektup sana. Dayı, dayıcığım. Dayımdan mektup gelmiş. Hadi Mete, mektubu açsana. En sevdiğim arabanın posteri. Aa, bir de not var burada. Bakayım. Canım yeğenim Mete, seni çok seviyorum. Gözlerinden öpüyorum. Dayımdan mektup geldi. Sonunda dayımdan mektup geldi. Canım dayıcığım. Bakın postacı geliyor. Hey, postacı amca. Merhaba çocuklar. Buralarda içi mektup dolu bir kutu gördünüz mü? Merhaba postacı amca. Kutuyu düşürdünüz.
Arkanızdan seslendik ama bizi duymadınız. Biz de içindeki mektupları sahiplerine ulaştırdık. İşte bugün aldığım en güzel haber. Mektupları sahiplerine ulaştırdığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Bizim için zevkti. Postacı olmak çok eğlenceliymiş. Elimde sahiplerini bekleyen daha çok mektup var. Şimdi gitmeliyim. Sonra yine görüşürüz çocuklar. Yine bekleriz postacı amca. Sevimli hayvanlar. Canım kardeşim benim, dikkat et, düşme. Gerek. Ayşecik, o geyik değil, keçi. Bizim Aylaz keçi. Gerek. Ayşecik, o bir kaplumbağa. Benim toz pişim. Geyik değil. Gerek. Hayır Ayşecik, o sincap. Galiba Ayşecik bizim hayvan dostlarımızı tanımıyor. Evet, gördüğü her hayvana geyik diyor. Geyik. Evet, bu kadar oyun yeter. Şimdi Ayşecik'in uyku saati. İyi uykular Ayşecik. Buldum. Ayşecik'e tüm hayvanları nasıl öğreteceğimizi biliyorum. Nasıl Nilo'ya? Çok merak ettim. Kırlara gidip hayvanların fotoğraflarını çekeceğiz. Hadi hemen gidelim. Ben bisikletimi alıyorum. Annelerimizden izin alıp bahçede buluşalım. Tamam, ben de bisikletimi alıp geliyorum. Bakın, orada bir tavşan var. Bak, orada Nilo'ya. Hadi hemen çek fotoğrafını. Heh, gördüm. Çok güzel bir fotoğraf oldu. Nilo'ya bak, bülbül. Demek bu güzel ses ondan geliyor. Çok güzel oldu. Aa, bir leylek. Keşke bir de geyik görseydik. Ayşeciğe gösterirdik. Evet Mete, çok iyi olurdu ama hiç geyik yok buralarda. Biraz da bu tarafa gidelim. Belki başka hayvanlar görürüz. Bisikletim bozuldu, gitmiyor. Pedalları daha hızlı çevir Nilo'ya. Olmuyor Mete. Bir de ben bakayım Nilo'ya. Ha, zinciri atmış. Ben yaparım. Geyik. Evet, bu gerçekten bir geyik. Nilo'ya hemen fotoğrafını çek. Çekiyorum Mete. Ama fotoğrafta geyik yok. Bak Nilo'ya, geyik oraya gitmiş. Şimdi senin fotoğrafını çekeceğim. Of, yine olmadı. Bence biraz daha sessiz olmalıyız. Olmuyor Mete. Ne olur geyik kardeş, izin ver bir fotoğrafını çekeyim. Nilo'ya bisikletini yaptım. Dur, geyik gitti. Abi, tam geyiğin fotoğrafını çekiyordum. Sen bağırınca gitti. Özür dilerim Nilo'ya, geyiği görmedim. Bakın orada. Bu defa fotoğrafını çekeceğim. Sessiz olun. Çektim. Geyiğin fotoğrafını çektim. Ah Ayşecik, sen daha küçücüksün. Kedicik diyemiyorsun ama onu çok seviyorsun. Ah Ayşecik, sen daha minicicsin. Tos piş diyemiyorsun ama onu çok seviyorsun. Hiç merak etme, sana öğreteceğim. Bak hepsinin tek tek resimlerini çektim. Onların adını sen de bileceksin. Büyüdükçe daha çok seveceksin. Sen hiç merak etme, yine öğreteceğim. Bak hepsinin tek tek resimlerini çektim. Onların
albümü senin için hazırladık. Bak bu tavşan. Aa, tavşan. Evet tavşan. Bak bu bülbül. Bülbülün çok güzel sesi var. Cik 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 diye öter. Cik cik cik. Ayşecik bu da leylek. Aa. Bak bu da geyik. Aa, kivrik. Geyik. Geyik. Evet geyik. Geyik. Ayşecik geyiği öğrendi. Ayşecik artık hayvanları tanıyor. Nasmış. Nasmış. Paylaşımlarımdan anında haber almak için tıklayın.